Sevgili arkadaşlar merhaba. 1-2 dakika erken başladım. Sevgili Süleyman hocamızın gelmesini bekliyorum. Biz bugün kendilik bilinci ve insanın kendini tanıması ile ilgili birkaç konuda sohbet edeceğiz kendisiyle. Hocam çok değerlidir. Zamanı okumayı öğreneceğiz hocamızdan. Evet, kendilik. Hemen. Ben de abi. Bulduk. Hayırlı akşamlar. Sesim geliyor. Evet, geldi hocam. Maşallah sana. Evet. Çok yakışıklı olmuşsun hocam. Çok evet. Gençleşmişsin maşallah. Allah razı ya abi biz gençleşiyoruz. Fikirle, fikirle meşgulüz. Bizim yaşlanmamız mümkün değil. Aynen. Teşekkür ederim. Hocam. Nasılsınız? İyi inşallah. Sanki şey bir uzun bir yolculuktaymışız gibi. Hani diyor ya uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Böyle uzun bir yolculuk yapıyoruz elhamdülillah. Bu yolculuğu daha dolu, daha geniş, daha kıymetli hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun için kendini bilmesi gerekiyor insanın. Kendimizi biliyorsunuz Allah Adem'e bütün esmaları öğretti hocam. Biz de bir Adem olduğumuza göre evet. Esmaları nasıl açığa çıkartabiliriz? Bununla ilgili bize ne söyleyebilirsin değerli hocam? Şimdi teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru oldu. Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretti. Ancak biz Adem değiliz. Biz Adem evet. Oğluyuz. Adem oğluyuz. Biz insanız. İnsanlık yaratılıştan nasip almayı gerektirir. Yani o yaratılışın içerisine Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinin tecellisiyle ortaya çıkan o varlık aleminden %100 bir potansiyel alabilmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah rahmeti ile tecelli etmiştir aleme. Bu ne demektir? Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle tecelli etmesi demek her esmanın zıttı ile yani bir ışık hüznesi gelir bir şeye yansır burası gündüzse burası gecedir. Aynı bunun gibi Cenab-ı Allah'ın esmaları teşbih ile şöyle ifade edelim. Kerim esması tecelli eder ortaya varlık aleminde eksi ve artı. Bakın eksi ve artı iki uç halinde iyi ve kötü. Mesela kerim esması ne demektir? Cömertlik demektir. Sonsuz hatta büyük muhteşem bir cömertlik demektir. Bu alemde varlık aleminde cömertlik varsa yani pozitif bir uç varsa bir de negatif uç vardır. Çünkü esmalar varlık alemini oluştururken zıttı ile tecelli eder. Zıddı ile gece. Gece ve gündüz gibi, hayır ve şer gibi, iyi ve kötü gibi ve bunun gibi. Arkadaşlar, dolayısıyla yaratılış esnasında bizler 99 ana esmadan %49 eksikli olarak yaratılırız. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde yine sizlerin de bildiği gibi insanı aciz ve acil olarak yarattığını söylüyor, öyle değil mi? İnsanı, yani insanın ismi zaten mana olarak nisyan halinde, yani unutkanlık halinde olduğu söyleniyor. Nitekim bu dünyaya geldiğimizde yürümeyi bile bilmiyoruz, konuşmayı bile bilmiyoruz, birçok şeyi bilmiyoruz. Yani halen daha çocuklarınıza bakın lütfen, evinizdeki çocuklarınıza bakın. Okula gidiyorlar, okulda arkadaşlarıyla uyumlanmayı okulda öğreniyorlar. Yazı yazmayı, kitap okumayı, yani bizler bu aleme bir şeyler öğrenmek ve bunun gereği yaşamak üzere gönderildik. Dolayısıyla
99 esma olarak Allah Celle Celaluhu'nun alemini bu dünyada temsil ettiğimizi söylersek, bunun 49'unu bu dünyada bizlerin açığa evet. çıkartmayı öğrenmesi lazım. Mesela dostluk anlayışı kadar düşmanlık anlayışımız da vardır. Ancak düşmanlık yanlıştır. Cimrilik yanlıştır. Anlayışsızlık yanlıştır. Bunların ortaya çıkması insanda negatif, yani o hani zıttı ile yaratılış dedik ya, birisini artı olarak düşünelim, bunu negatif olarak düşünelim, eksi olarak düşünelim. Şimdi bir an biz artıdan, pozitiften nasip alırsak, bir an sonra da negatiften nasip alıyoruz. Yani yaratılışın gereği. Ancak bu yaratılışın gereği, eksikliği, o yanlış düşünceyi, yanlış davranışı evet. tanımlamamız gerekiyor. Ve bunu da bu alemde tanımlayıp, belirleyip, bu noktada nasıl yanlış düşünüyoruz, nasıl yanlış davranıyoruz, bunların bir tanımlaması gerekiyor. Buna tasavvufta tahkik denmiş. Öyle değil mi? Tahkik. Bir tasdik vardır. Amenna ve saddakna. Allah bizi yarattı, bu dünyaya getirdi. İşte iyi olarak yaşayanlar iyi olarak cennete gidecek, kötü olarak yaşayanlar cehenneme gidecek. Amenna. Yani bunlar belli bir kader üzere yaratıldık. Fakat bunlar nasıl açığa çıkıyor? Bunlar bizim yaşamımızda nasıl açığa çıkıyor? Bunların tahkik edilmesi gerekiyor. İnsan davranışını, anlayışını hakikate uygun hale getirmeyi öğrenmesi gerekiyor. Nitekim egoistliğimiz bunlardan birisi, yargılayıcımız bunlardan birisi, yargılayıcılığımız. Güvensizlik bile arkadaşlar kişinin kendi sorunudur. İnanmak kişinin kendi sorunudur. Yani ben niye inanamıyorum, niye inanç oluşturamıyorum? Ben niye insanları sevemiyorum? Ben niye insanlarla iletişim kuramıyorum? Ya bunları kişi kendisi sorgulayacak ve bunların cevabını bulmakta siz, yani evet, hepimiz evet. kendimiz sorumluyuz. Şimdi esma olarak biz bu dünyada tezahür ettirmeyiz. Bizler esmaların gereği doğru anlayışı tercih edebildi isek, onun gereği doğru davranışları sergileriz. Ama maalesef bu zaman içerisinde gözlemlenmesi gereken bu olguyu şimdiye kadar tasavvuf yapmış. İşte bir Yunus Emre 10 evet. yıl odun taşımış değil mi tekkeye? 10 yıl odun taşımış. Yani burada mutlaka teşbihler var mutlaka. Ama bizim anlamamız gereken belli bir çalışma, belli bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Kendimizi aramamız gerekiyor. Ben neyi nerede yanlış anladım da nasıl yanlış davranış sergiledim? Peki ütopik olarak geliyor size bunlar belki. Ancak arkadaşlar bizim yaşam dediğimiz şey 12 evet. tane ev konusundan ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? İşte birinci ev diyoruz, ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü ev. Ve bunların hep böyle zahirdeki bir karşılıkları olduğu kadar bir de batında, içselliğimizde bir karşılığı var. Nihayetinde dünya hayatı bizim içselliğimizdeki o fıtri yapı dediğimiz bir özelliğin, o yaratılıştan aldığımız özelliğin dışa yansıması neticede. Yoksa annenin kötüsü olmaz, babanın kötüsü olmaz. Bizim, olur mu öyle bir şey? Mesela bizim buyurun. İçimizde kendimizi bulduğumuzda esmalarımızda mesela peygamberin yaptığı gibi ayı bölebiliriz. Yani biz aslında melekler etkili ibadetlerin esmalarının insanı kamilin her şeye gücü yeten peygamberimiz yani ibadetlerle ayı bölebildi. Yani onların bizim üzerimizde etkisi olduğu gibi bizim de onları etkilediğimiz yani bütünlerle etkilediğimiz bir durum. Çünkü insan kendi ağzından çıkan sesi ilk önce kendi duyuyor yani. Alt beynimiz bunu. Yani bizim yaptığımız zikirler aslında kendimizi hatırlatma. Biz şu an müzakere yapıyoruz. Sen bana, ben kesinlikle. Biz arkadaşlara bir şekilde bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama hatırlatmaya çalışıyoruz ama aslında önce biz hatırlıyoruz. Çünkü biz bir Allah'tan geldik. Tekrar bunu fark edip tekrar feleklerin Allah'ın bize bir şekilde zamanı nasıl kullanmayı öğretmeyi önerdi. Biz şimdi zamanı hayırlı
bir şekilde kullanmalıyız. Yoksa insana üç şey sorulmadan ayağı yerinden hareket etmeyecek mahşer günü. İlminle ne amel ettin, malınla ne amel ettin, vaktini nerede harcadın? Nerede harcayacağız o zaman vakitleri? Bu vakitlerin hayırlısı var mı? Hani bir de böyle vakitlerin şeyi var ya, dekanları zaman. Eşref saatleri nasıl mesela hocam? Hep böyle zamanın dekanı. Bu millet şimdi bu zamanları bilmeyince, bu esmaları bilmeyince birbirimizle de çok nezaket gösteremiyoruz. Çok kavga oluyor. Yani toplumda çok şey oluyor, hezeyan oluyor. Bunlarla ilgili ne dersiniz acaba? Ya Yavuz Bey, Yavuz Bey, isterseniz bu dediğiniz yere gelelim. Bakın, oraya gelmeden önce az önceki konuyu ben şöyle bir bağlayayım buraya. Şimdi 12 tane yaşam evimizden bahsettik. Mesela bir insanın kardeş, arkadaş, komşularıyla olan iletişiminin bir formu vardı. Bir formu, bir mantık kuramı vardır. Tabii bunlar alt alta gidiyor. Bir insanın anne babasıyla iletişimsel noktada yani mutlaka o ev konusudur. O ev konusu bir feleğe bakar ve bu insanın içselliği ile dışsallığı arasında bir paralellik gösterir. Yani içselliğinizdeki yapınız aceleci ise, mesela Mars diyelim, acelecilik var. Veya Merkür diyelim, tahammülsüzlük var. Veya Jüpiter diyelim, işte sezgisellik var. Ancak içsellikte dört tane esmanız eksikse, siz o noktada Jüpiter zamanı etkisi geldiğinde dağılırsınız. Kısaca bakın, bunun nasipsel boyutu var. Yani yaratılışımızdan aldığımız bir özelliğimiz var. Ancak ne olursa olsun bütün hepsini insan bu dünyada düzenleyebilecek halde yaratılmıştır. Ki bunun en üstün göstergesi de akıldır. Hiçbir mahluka verilmemiştir. Bakın, hayvanlar var. Bu dünya hayatında mahluk olarak bitkiler var, taşlar, topraklar var, sular var, hayvanlar var, bitkiler var. Binlerce çeşit. Öyle değil mi? Binlerce çeşit. Ama bir tek insana verilmiştir. Akıl, eşrefi mahluk olarak yaratılan bir tek insandır. İnsanın üzerinde daha başka bir özellik, kemal noktasında hem akıl, hem ruh, hem nefis ve hem beden olarak kemali simgeleyen başka bir mahluk yoktur, bahsedilemez. Neyse, ben teferruatına girmek istemiyorum. Arkadaşlar, bir ev konusunda ama ismi azamınız veya sıkıntılı evresinde doğmuş olabilirsiniz. Tahammül edemiyorum ya. Ben kardeşime tahammül edemiyorum. Komşumla bir türlü geçinemiyorum. Patronumla anlaşamıyorum. Para kazanamıyorum. Çocuklar konusunda ben kendimi bitiriyorum. Bakın, bu sizin bir yerde bir şeyi yanlış anladığınızı ve bu hususta bir davranışı ilah edindiğinizi gösterir. Oysa her ev konusu eşittir bir feleğin ifrat, tefrit ve itidal davranışları vardır. O hususta biz bir şekilde dengeyi bulamadığımız için, bilmediğimiz için, düşünemediğimiz için, o kurguyu yapamadığımız için, o mantık kuramını kuramadığımız için ne yapıyoruz? Yaşamda sorun. Ya yaşamdaki sorun, o senin sorunu. Senin tanımlama yapman gereken şey. Yaşamda sorun olmaması gerekir. Ama her yaşamda, her insanın mutlaka bir ev konusunda en az, iki ev konusunda, üç ev konusunda nesi vardır? Sıkıntısı olabilir. Trafikte patlayabilirsin. Evde tahammül edemeyebilirsin. Çocuklarla anlaşamayabilirsin. Ama bunun anlaşma yolu var. Kader, her şey kaderdedir. Ama hiçbir şeyi kader olarak yargılayamazsın. Neticede sonuçta insanın seçme hakkı vardır. Mesela biz bu bu noktada unuttuğumuz, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum Yavuz Bey, sözü bitirelim. Şöyle ki, bakın, bir hususta ismi azamsınızdır. İsmi azam derecesinde bir yanlış anlayışınız ve dolayısıyla yanlış davranışınız vardır. Bu sizin artık kemikleşmiştir. Ancak o itidal dediğimiz davranış insanı öyle muazzam bir şekilde güçlendirir ki önünde akan sular geriye tersine döner. Yani bu kerametvari bir şekilde bir potansiyele taşır bizi. Demin dediniz ya hocam.
Yani kerata insan kaderini değiştirir. Eğer insan kendini bilmezse, mesela çok aciz mesela veya hemen vazgeçebilecek bir karakterdeyse, zayıfsa, tehditteyse, mesela bir iş geldiğinde ya nasip değilmiş deyip suçu Allah'a atıp kendini bilmemiş, kemalata ulaşamamış. Mesela başına gelen herhangi bir şey olduğunda hemen dönüp hani onu bir kadere suçlar, bir bilmem o evlerdeki sorunlarında hemen bir tane şey bulur kendine, perde, koruma, savunma. Nefsi, evet, nefsi kabul etmiyor. Nefsi kabul etmiyor. Ben haklıyım. Arkadaşlar, nerede ne olursanız olun, ne kadar haklı olursanız olun, eğer o sorun çözülmüyorsa sizin haklılık iddiasında değil, haklı olmanız gerekir. Haklı olmak değil, biz hakla olmaktan sorumluyuz. Evet. Çünkü Allah zamana yemin ediyor. Dehir suresi var biliyorsun. Zaman bize verilmiş en değerli. Amen. Şimdi kim insan var, zaman yetmiyor hocam ona. Kimileri de var, zaman öldürmeye çalışıyor. Herhalde ifrat ve tefrit buralar olmalı. Evet. Ya tabii ki. Şimdi kısaca arkadaşlar, Yavuz Bey, işte eğitimlerimizin içerisindesiniz. Bir şekilde insan kendisini tanımlamak zorunda. Bütün insanların soruları var. Sorunları var demiyorum. Soruları var. Ama bütün soruların cevabı var. İşte bunu tanımlamak adına özel bir eğitim yapıyoruz. Özel bir çalışma yapıyoruz. Sizler de farkındasınız. Böyle bir çalışmanın yeni dönem başlangıcındayız. Allah nasip ederse 12 Kasım'da yeni bir dönem başlangıcı yapıyoruz. Merak eden, bu konuya merak eden arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Eğitim içeriğimiz noktasında yaratılışı tanımlamak ve bu yaratılış şablonunun içerisinde, ki bunu büyüklerimiz resmini çoktan çizmişler biliyorsunuz. Yaratılış esma boyutuyla meleki, varlık boyutuyla enerjik, madde boyutuyla da beden, yani dünya hayatımızı içeriyor. Bu aşamada galu bela hayatını, bu aşamada anne karnı dediğimiz varlık boyutumuzu, bu dünya hayatımızı, kabir hayatımızı ve ahiret hayatımızı arkadaşlar tanımlamamız lazım. Biz burada ebedi kalıcı olarak gelmedik. Biz buradan geçen bir yolcu misali, Ankara'dan İstanbul'a giderken Bolu'da, Gerede'de mola veren bir insan misaliyiz. Bu dünya her şey değil. Ancak oraya giderken, o işin sonuna giderken, günün akşamına giderken donanımlı olarak. Bir soru sormuşlar. Hızlı eksilmesi veya artması kader mi? Şimdi normalde insan sıla-i rahimi kesmekle mesela rızıktan mahrum bırakılır. Bu hangi eve denk geliyor mesela? İnsan rızıkla müşerref olamadığının sebebi ya günahlarıdır, kendini tanıyamadığı için, ya algısında bir cehalet vardır, yanlış algılıyordur. Bu da insan akrabalarıyla, ailesiyle, anne babasıyla ilişkilerini koparıyordur. Bu da rızka mani oluyordur diyebilir miyiz? Şimdi Yavuz Bey, her insanın ikinci ev konusu hangi felek olursa olsun, ikinci ev konusu onun rızık noktasında bir şeyi elde etme başarısının göstergesidir. Şimdi bu noktada rızkı elde etmek için tabii ki çalışmak gerekir. Yani bir çaba gerekir. Çünkü Cenab-ı Allah her şeyi bir çabaya bağlı kılmıştır. Değil mi? Ayet-i Celil olarak. Şimdi altıncı ev konusu ve ikinci ev konusunda insanın yaptığı bir yanlış anlayış ve davranış, o mantık kuramı, onu eğer yanlışsa bu mantık kuramı, onun hayatında bereketsizlikle olur. O bereketsizliğin kaynağı yanlış anlayış ve yanlış davranış. Bakın, bu yine insanın fıtri yapısıyla ilgilidir. Yoksa alemde
her türlü bilgi var, her türlü esmasal kuvve var. Hak güneş gibidir. Hak güneş gibidir. Bunun yanı sıra biz batıla da kayabiliriz nasibimiz olmadığı için. Ancak bu nasibi bizler düzenlemekten sorumluyuz. Yani benim nasibim yokmuş diye hiçbir kimse kaçamaz. Hiçbir kimse geri duramaz. Çalışması lazım, düzenlemesi lazım, tanımlaması lazım. 10 yıllık Tapduk Emre dergahında yaptığı çalışmaların sonucunda Yunus Emre'nin merhale aldığı nereden belli olmuştu? Nereden o dağdan hiçbir eğri odun gelmez oldu. Değil mi? Şeyhi soruyor, diyor ki ya oğlum diyor, ya Yunus ya bu dağda hiç mi eğri odun yok? Şeyhim diyor, dağ diyor eğri odunlarla dolu ama diyor bu dergâhtan içeri giren dost doğru oluyor diyor. Demek ki bakın dost doğru olmak. Yani biz ne zamanın esiri ne de nefsimizin kölesi olmamalıyız. Ancak bu noktada yapılması gereken tanımlar. Şöyle diyelim, yani kendi bilincini oluşturmamız insan, lazım. Tekamülünü tamamladığında elini uzattığı her eğri odun doğrulabilir. Düzelir. Hayat ona daha kolay gelmeye başlar. Kesinlikle. Çünkü bizim yaptığımız ettiklerimiz kesinlikle diyebiliriz. Yaratımı Allah-u Teala'nın ettiği dua mesela veya ibadetler mesela etrafımızı etkiliyor. Ya çektiğimiz esmalar, algılarımız. Sonra bu bir şekilde karşılık olarak kesinlikle size geliyor. Dolayısıyla bizde her şey. İçeride hocam her şey. Yani. Biz hep dışarıda arıyoruz ama yani. İşte o nefsin şeyi, yani nefsin çabası, kendisinde kusur görmez. Kendisinde kusur görürse zaten kendisini imha etmesi gerekir ki. Dolayısıyla hep işte Ahmet bana böyle dedi, kardeşim bana şöyle dedi, Ayşe bana böyle dedi, babam böyle dedi, annem şöyle dedi, patron böyle dedi. Ya hiç mi sende kusur yok? Yani herkes mi hatalı? Yani burada bir mantık hatası var. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz vaktin gereği merkezlenip kendinin efendisi olup her insanın kendisini araması vacip, belki de farz düzeyinde bir vazife. Kendisini kurtaran gemisini kurtarabilir. Dolayısıyla arkadaşlar hepimizin bu çalışmanın içerisinde yer alması gerekiyor bir şekilde. Bu noktada hulül yapmak, yanlış. Yani tenzih diye tasavvufta anlatılan, ya işte Allah çok büyük, ben anlayamam onu. Ya niye anlayamıyorsun? Senin Allah dediğin olgu, ilah, yaratıcı, senin bir anlayış ve davranışının sendeki karşılığı. Ne diyor Cenab-ı Allah? Evet. Ben diyor kulumun zanlı üzereyim. O halde o zanlarımızı düzenlememiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü cütenibu kesiran minez zanni. Değil mi? Siz diyor düşüncelerinizin evet, birçoğunda yanlıştasınız. Ama bunlar ne? Yani, nerede? Nasıl? Yani bir de şöyle yani diyor işte ya bunların eğer bir insan Allah'a hüsnü zan beslerse belki hatalarında, algılarında, günah yani yaşamında bozukluklar olsa bile Allah'a hüsnü zan beslediği için Allah onun bütün günahlarını affedecek. Ama bir adam da suizan besliyorsa hocam yani, etrafındakilere Allah'a dahi o çok iyi bir şeyler yapsa bile zannına göre muamele görecek. Kesinlikle. Yani bu noktada evet, insanın yani düşüncelerini sorgulaması gerekiyor. Etrafın, mesela Beyazıt-ı Vestami bir gün şeyle giderken affedersiniz. Hayvanın böyle inat etmesi, tökezlemesinden fark edince hemen içine bakıyor kendi benliğine. Ben diyor nerede hata yaptım ki bu hayvanı tesir etti. Niye yanlış düşünüyorum? Evet, düşünsel olarak hangi manada bir yanlışlık tabii içerisindeyim yani gibi kendisini sorguluyor. Yine Ebu Hureyre ne demiştir? Evet. Ebu Hureyre olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yani başka bir sahabi de olabilir. Devenin diyor ayak bağı, ipi kaybolsa evet, Kur'an'dan evet, onu bulurum diyor. Kur'an'dan evet, onu bulurum. Öyle değil mi? Hatırladınız mı? Arayan buluyor hocam. Yani okuyan, algısı olan. Şimdi ben siz demin dediniz ya herkesin Allah olgusu. Mesela Türkiye'de genelde biz 100-200 kelimeyle konuşuyoruz hocam.
Şimdi bu 100-200 kelimenin içinde belki 30 tanesi Allah'ı tanımayla. Ben mesela Allah'ın her esmasını bilmiyorsam eğer, benim kafamda daha böyle kısa, dar çaplı, işte böyle her tuttuğunu yakan, günah işleyenleri böyle azap eden, insanların rızkını kesen de Allah. Çünkü bana öyle öğrettiler. Hani çocuklarımızı korkuturlar ya böyle çocukken. Hayır. İşte polis amcadan kork, askerden kork, köpekten kork, Allah'tan kork. Bir bırakın doğru yaşayalım diye. Yani eğer Allah'ı doğru tanıyamaz, kendimizi bilemezsek, bizim kendimizi yetiştirmezsek, kafamızdaki algılar da yeteri kadar olmuyor ve ne Allah'ı biliyoruz ne zamanı fark edebiliyoruz. İçimizde kısa bir hayat yaşıyoruz. Sonra da dediğiniz gibi herkesi suçluyoruz. Kabahat kürk olsa kimse giymez mi? Giymez mi? Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama biz böyle anlamsız, nasıl olduğunu bilmediğimiz bir hayatın içerisinde kayboluyoruz. Kendimizi aramamız gerekiyor. Bu nedenle derslerimize kendilik bilinci adını verdik. Evet, dersler kolaylıklar versin. Zoom üzerinden yapılıyor zannedersem hocam. Ben birkaç aydır derslere katılıyorum. Evet. Hayatımda çok şey fark etti. Kendimi bilmeye başladım diyelim. Bu iyi olmadı ama. Yani İnşallah. Kendimi bilince... Daha da yolumuz var. Daha da yolumuz var. Haftada 3 akşam 2'şer saatten 6 saat olmak üzere 6 aylık bir çalışma öngördük. Bunun içerisinde kavramlarımız var. Yeni bir kültür oluşturuyoruz çünkü arkadaşlar. Mesela zamanı biz farklı tanımlıyoruz. Mesela ebced var. Ebced dediğimiz o varlık alemi yanımızdaki konumumuzu tanımlamamızı yarayan bir ölçü aracımız var. Esmalar zaten malum, değil mi? Zıttı ile bizlerde nasıl tecelli ettiğini noktasında. Artı esmaların geçip aleme yani mahlukata etki verirken ay üssü dediğimiz noktada feleklerin bir içeriği var. Bugün Salı herhalde hocam. Mars günü mü Salı? Yanlış mı? Mars günü. Bugün evet akşam namazından sonra Merkür'e geçtik. Merkür'e geçtik gibi. Yani bakın bunlar hep içeriği dolu şeyler. Merkür deyince ne anlamamız lazım? Hep Mars deyince ne anlamamız eskiler, lazım? Salı sallanır. Yine Salı güneşe bak. Çarşamba çarşafa dolan. Türk filmlerinde böyle geçiyordu aslında. Çok derin anlamlar var da biz onları bilmediğimiz için kabare zannediyoruz. Mesela Peygamberimiz belli günler, belli saatlerde tırnaklarını kesermiş. Çünkü o zamanın olur vaktini biliyordu. Enerjiyi, yani o zamanın hayırlı mı değil mi olduğunu biliyordu. Biz her şeyi kafamıza göre yapıyoruz. Sonra da diyoruz ki olmadı. Bir zamanı öğren bakayım. Neydi? Yani bu olacak mı olmayacak mı Allah bilir tabii. Biz çabamızı göstereceğiz. Ama zamanı bilirsen doğru erken kalkan yol alırmış hocam. Şimdi zaman dediğimiz şey arkadaşlar en ufak birimi itibariyle an, sonra saat, sonra gün, sonra menzil, sonra evre ve ay, yıl, yüz yıl, bin yıl olarak böyle çok değişik bir mevhum. Yani zaman içerisinde nasiplerini saklıyor. O her zaman biriminin o birimi tanımladığımızda onun hakkında hüküm konulmuş. Mesela Mars dediğimiz zaman savaş, kavga, dövüş, hiddet açığa çıkarılır. Veya korkaklık, çekingenlik, kaçmak, ayağı yere basmamak. Yani bakın bu ve benzeri bu içerikler noktasında zamanın tanımı yapılmış. Zaman hakkında yeni yazılacak bir söz, bir cümle yok. Hüküm Allah'ın, zaman hakkında hükümlerin hepsi yazılmış. İşte Kur'an'ın yaşayan bir yanı bu alemdir. Bu günlerimizdir. Bunun içerisinde
Kod 1 dediğimiz bir insan tipi, kod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dediğimiz bakın. Evet. Ha, gibi Yavuz Bey, ben de kod 2'yim mesela veya bir başka arkadaşımız kod 4, kod 6, kod 7. Yani bunlar bakın bu bize neyi gösteriyor? Zaman dediğimiz mevhumun içerisinde insanların yapabilecekleri potansiyellerini gösteriyor. Bir de hocam herkesin zamanı farklı. Yani, bugün Ali Murat Bey'e de söyledim. Ya bir arkadaşa söyledim. Şimdi biz dünyada oturduğumuz için 365 gün sayıyoruz. Ya mesela Satürn feleğinde olsaydık. Evet. Ya 700 gün sayacaktık hocam. Zaman demek ki o da. Değil mi? O da yani o feleklerden etki alanların da zaman algısı farklı demek ki hocam. Öyle orada zaman başka işliyor. Yani o şu mesela şimdi haftanın diyelim Satürn cumartesi günü. Değil mi hocam? Satürn değil. Mesela cumartesi günü belki de evet, daha uzun geliyor bize, rahat ediyoruz. Çünkü Satürn'ün zamanına girmiş. Şimdi Yavuz Bey, arkadaşları korkutmayalım istersen. Yani şöyle ben özetlemeye çalışayım, kısa bir açıklama yapmaya çalışayım. Arkadaşlar, zaman dediğimiz mevhumun içerisinde bizler duygu ve düşünce yapımız, bir formumuz vardır. Her insanın her bir konu hakkında, hani 12'ye ayırmıştık ya yaşam dediğimiz gibi, o konu hakkında kendisinde bir mantık kuran kuramı vardır. Bakın bunun oluşumuna sebep olan şey doğum esnasında kişinin yıldızlardan aldığı etki. Ondan sonra bunun olumlu evresi var, sıkıntılı evresi var, olmaz dediğimiz aslında bütün mevcudatın sende bulunduğu evreler. Bu evrelerin, bu döngüsellikler içerisindeki insandan açığa çıkan negatif yanları var. Bu negatif yanları yakalayıp, tanımlayıp, ondan sonra bunlar hakkında düzenleme yapmamız, bunu güzelleştirmemiz gerekiyor ki, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de niçin gönderildiğini söylemişti. Yani insanın yaratılışını güzelleştirme yollarını göstermek üzere gönderilmişti. Yani her sünnet onu uygulayan kişiye bir güzellik kazandırır. Aynı bunun gibi. Ama bu noktada bize tanım yapması lazım. Böyle mi ifade etmek evet gerekiyor? Vaka suresinde bir ayet var hocam. فَلَا اُقْسِمُ بِمَّبَاقَيْنْ مُجُمْ Yıldızların yerlerine yemin olsun ki bilir misin diyor, bu ne kadar büyük bir yemindir. Şimdi burada kastedilen evler, felekler, bu evet yıldızların bizim hayatımızdaki etkilerini bilsen ki dediğine göre bilelim o zaman. Yani nasıl bileceğiz? Evet. Tabii yani bilmiyorum. Evet. Kadar büyük bir yemin olduğuna göre bu yıldızların yerleri, burçları ve semazatil buruç mesela burçlar. Burçların evet ne kadar kıymetli olduğunu demek ki bilmemiz lazım. Evet. Bu da zamanı okumayı, kendiliği bilincine gerektiriyor. Burç bir insanın durduğu yerdir. Durduğu yer, gösterdiği konum. Yani işte bir insanın konumunu gösterir burç. Dolayısıyla arkadaşlar nerede, ne kadar, nasıl durmamız lazım? Nasıl durmamız lazım? Üzerimize ateş gelirse çekilmemiz lazım. Burada durmam lazım, burada çekilmem lazım, burada gitmem lazım. Bakın bu bilgiler hep bu dünyada öğrenilmesi gereken olan bilgiler. İnsanın sürekli yer değiştirmesini söylemiştiniz hocam. Çünkü evet, hani algılara değişsin, yer değiştirmek evet lazım dediniz hocam. Evet, evet hocam. Nazar çünkü aynı yerde kalıyor, aynı enerjide kalıyor. Nazar şifalanması için burçlarının değişmesi mi gerekiyor? Evet. Bulunduğu yer burcuna olduğuna göre. Konumunu değiştirmesi. Şimdi arkadaşlar nazar etkisi demek negatif enerjiye esir olmak demek. Yani bir etrafındaki herhangi birisinden veya zamandan olumsuz etki alıp çöküş içerisinde olmak demek. Böyle devamlı aşağıya, devamlı aşağıya düşmek. Şimdi bunu insanda bu etki ne yapar? Atalet yapar. Yani içe çöküş yapar. Bunun zıttı nedir? Evet. Bunun zıttı harekettir. Ayağa kalkmak, işte efendim hareket etmek, pencereyi aç. Dinimizde ne söyleniyor? Git abdest al diyor, namaz kıl, Kur'an oku değil mi? Bakın bir Kur'an dediğimiz şey bir olayın oluşunu,
oluşunun içerisindeki hikmeti idrak etmek demektir. Bu idrak düşünmek demektir. Bunun zikir yanı var, fikir yanı var, bunun hal yanı var. Bakın bu üç tane olguya biz ne diyoruz? Dua diyoruz, dua. Ya Rabbi bana bir çuval altın ver. Altın gelir mi? Gelmez. Onunla ilgili sen zamanı okuyamazsın. Altın istediysen kalkıp çalışacaksın. Ben ne iş yapayım diye düşüneceksin ve kalkıp çalışmayı düşüneceksin. Bu üçünü, yani zikir, fikir ve hal, davranış sergileyeceksin. Bu üçünü birleştirmeden biz duamızdan mesela cevap Allah, alabilmemiz mümkün değil. Altın dediğiniz ya, yoksa Cenab-ı Allah mesela gümüş veya kurşun. Kurşun mesela Satürn feleğinin elementi. Mesela altın da öyle, bakır, çinko. Bunların hepsi evet, bizim bir şekilde, mesela Allah Kur'an'da hadit demiş, demirden bahsetmiş hocam. Yani vücudumuzdaki bu demiri arttırabilmek için mesela evet, Allah-u Teala'nın hangi ismini daha çok zikretmek lazım? Mesela kan eksikliği yaşıyorum ben mesela diyeyim. Bakın bu noktada Yavuz Bey, bu noktada önce kişinin neye ihtiyacının olduğunu veya soru ve sorununun neticede hastalığının ortaya çıkış kanalının tespit edilmesi lazım. Bunu tespit ettiğimiz hastalık sebebi dediğimiz sorun kaynağının nasıl oluştuğunu açıklayan o işlemi yapıp bu noktada kişinin konumunu tanımlamamız lazım. Sonuç bir ise bu kişinin mineral alması lazım. Mesela magnezyum olabilir, demir olabilir ve bunun gibi, yani hangi felekle ilgiliyse sorun, ama kansızlık dediğine göre %99 magnezyumdur. Magnezyumu alması gerekir. Magnezyumu almadan demir emilimini veya demir emilimini biliyorsunuz vitaminlerden alırız biz onu ama vücudumuzda tutamayız. Neyse, eğer iki dediğimiz kategoride ise kişi nazar etkisi alır. Yani etrafındaki negatif enerjiyi sünger gibi emer. Bu ne demektir arkadaşlar? İnsanın savunma sistematiğinin, gardının düşük olması demek. Gardını kaldıracaksın, uyanık olacaksın. Baktın moralin bozuldu, canın sıkıldı, içten içe çöküş yaşıyorsun, hasbinallah diyeceksin. Ya Rabbi ben hesap edemiyorum, bana yardım et diyeceksin, kalkacaksın, bir canlılık göstereceksin, bir hareket göstereceksin. Bu koltuktaysan bu koltuktan kalkacaksın, şuraya oturacaksın, oda değiştireceksin, havayı değiştireceksin. Güzel kokuların frekanslarının üzerine binlerce kitap yazılmış hocam. Allah cennetteki kokulardan bahsediyor mesela. Yani. Miskten bahsediyor insanlardan. Koku çok önemli. Evet. Diğer hocam, üçüncü. Evet. Mesela üçüncüsü sihir etkisi dediğimiz düşünce körlüğüdür. Düşünce körlüğü. Yani sabit fikirlilik gibi. İnsan, hepimiz daha doğrusu kendi içimizden gelen duygu ve düşünceye tek gerçek zannediyoruz. Ya bütün herkes böyle düşünüyor zannediyoruz. Hayır, yok öyle bir şey. Onu ben öyle düşünüyorum. Onu sen öyle düşünüyorsun. Bakın bu hususta düşüncesinden başka düşünceyi bilmeyen, düşünmeyi bilmeyen insanlar var. Bunlara sihir etkisi denir. Ve bu etkiden kurtulmak için kesin hacamat gerekir. Yani insanın o uyanması için, o sıçrayış gösterebilmesi için bir tek yol vardır, hacamattır. Ya başka bir yol yoktur yani. Mesela dördüncüsü hormonal düzensizliktir ki hormonal düzensizliğe büyüklerimiz cin etkisi demiş. Mesela adrenalinin artması, kortizolun düşmesi, tiroidin artması veya azalması, endorfinin azalması veya çoğalması insana muhteşem bir halüsinasyon gördürür. Hiç nereden olduğunu bilmediğiniz sesler duymaya başlarsınız. Bakın endorfin ve serotonin dengesizliğiyle. Ondan sonra tiroid düzensizliği. Yani hocam, tiroid sorunu Satürn'le alakalı değil mi? Kesinlikle. Ya göklerdeki her feleğin bedenimizde bir enerji merkezi, yani bir merkezi var. Satürn mesela. Burası Güneş. İşte efendim gibi. Ondan sonra ya derslerimize bir şey bırakmıyorsun Yavuz Bey. Her şeyi burada anlatıp adamlar derse gelmeyecek. Ben sadece teşekkür estağfurullah.
Yani sen bu bilgilerin yaşıyorsun benim. Bunlar tabii arkadaşlar konular ipuçları. Bunların arkasında binlerce konu var, binlerce ilim var. Yaşamımız var. İnsan mesela var, evet. Bugün de derste de söyledik hocam. İnsan birkaç şey biliyor. Onunla hüküm vermeye çalışıyor. Şimdi mesela Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam yaptığı her şeye tepki verdi. Niye? Birkaç şey biliyor. Ama mesela Hızır Aleyhisselam evet. çok şey biliyor. Biz bilmediğimiz şeyler hakkında hani fikir edemiyoruz. Evet. Demin dediğiniz sihir etkisindeysek empati yapamıyoruz. İnsanları anlamaya çalışamıyoruz. Dolayısıyla bize eziklik yaptı, bize haksızlık ettiğini söyleyip ona mesela kin tutmaya başlıyoruz. Sonra bir bakıyorsun 30 sene sonra keskin sirke tüpüne zarar vermiş. Ömrü boyunca insanlar, evet hocam. Yani bunu kendini bilmeden insan hep suçu başkasına atıyor. Halbuki kendi bazı insanlar var. Altılar mıydı hocam? Mesela konuşuyor, kendini ifade etmiyor. Zannediyor ki ettim. Evet hocam. Egoistlik değil mi? Egoistlik. Yani düşüncesini ifade edememek. Kod 9'larda had safhadadır. Kod 7'ler bu hususta kendilerini tamamen güçsüz zannederler. Kod 6'lar kendileri kendilerine kızarlar kendi içlerine atarlar mesela. Hani bunlar genel şeyler, ifadeler. Tabii ki Merkür'ün de iyi olan bir kod 6 bunu yapmaz ama onun da başka bir zaafı vardır. Her şekilde, yani bir şekilde her insanın zaafları, yanlış anlayışları onun yaşam yani her alanında evde bir yanlış anlamı olabiliyor değil mi herkeste? Yani sadece olabilir tabii ki. Bunun en önemli olanı vardır, en önemsiz olanı vardır. Evet. İşte o sıkıntılı ev konusu, ismi azam konusu kesinlikle tanımlanması gereken şeylerdir. İsmi azam konusunda Asaf bin Berdiya vardır. Evet, Hazreti Süleyman'ın insanlardan verdiği. Bir de Bera bin Bahura değil mi? Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra onun devrinde yaşayan Bera bin Bahura. Müthiş. Yani bunlar ismi azamı bilen Kur'an-ı Kerim'de kendilerine işaret olunan iki kişi. Bakın iki hocam, kişi. O zaman bu isimleri öğretin bize de. Şu mesela o tahtı bir anda Yemen'den Kudüs'e getir diye bir göz açıp kapayıncaya kadar. Neredeyse şu lazım olan şeyleri uçarak kaçarak getirelim. Arkadaşlar bunlar bakın keramet zor bir şey değil. Yeter ki siz burada akan suyu doğru kullanmayı, gerekirse tersine çevirmeyi öğrenin. Mesela içimize korku geliyor, korku veya tereddüt. Ama tereddütle veya korkuyla hareket edemezsiniz. Korku gelir, tereddüt, telaşe, endişe, şek, şüphe gelir. Hep gelecek. Ama siz onun hükmünü itibarsızlaştırarak bertaraf etmek zorundasınız. Düşünsenize sınırımızda nöbet tutan, 1-3 nöbeti tutan, 2-4 nöbeti tutan askerimiz korkmuyor mu zannediyorsunuz? Ama hangisi görevini terk edip kaçıyor? Kaçamazsınız. Sizler hepiniz bizler gibi babasınız, annesiniz, birilerinin kardeşisiniz. Bu toplumun, değil mi? Namuslu, fedakar anneleri, babalarısınız, abileri, ablalarısınız birçok insanın. O halde kendimize yakışan şekilde davranmayı öğrenmemiz lazım. Nerede ayakta durmamız lazım? Nasıl durmamız lazım? Yani en büyük keramet hocam. Şey. Yani en büyük keramet istikamettir demişler. Çünkü biz yani her felek etkisinde öyle bir yapılıyoruz ki istikamet üzere gidemiyoruz ki hocam. Her algıların her felek etkisi değiştiğinde mutlaka algılarımız da değişiyor. Evet hocam, yani o zaman yapılıyor gibi oluyor değil mi? İhtimal sıratı müstakil diyoruz hocam. Otostoru yol işte. Yani onu her anda, her evde, her felekte amin. Doğru yolu bulabilmenin talebi bu. Göstermek. Bunu da ancak kendini bilerek yapabilirsin. Bize evet. kendimizi bilmeyi öğret hocam. Kendilik bilinci derslerine bizleri kabul et. Ve bize kendini bilmeyi öğret inşallah. Ne zaman başlayacaksın, hangi saatle? Onu zaten bir şekilde paylaşırız arkadaşlarla.
Paylaşımlarımızda var arkadaşlar, takip edenler bulabilirler. 12 Kasım olur. Akşamı başlayacağız Allah nasip ederse. Kayıt olmak isteyenler kayıt. Efendim? Web sitesi üzerinden mi yapılacak yoksa şimdi, size mi yazsınlar, nasıl yapalım onu? Evet. Kayıt formumuz var. Kayıt formumuz var. Bir şekilde Süleyman Karakaş'a veya Kendilik Bilinci Net'e, Instagram'dan, Face'den, şimdi bu sohbetin altına, sohbetten sonra Telegram numaramızı yazalım. Kayıt formumuz var. Onu doldurup bize ulaşmaları yetiyor arkadaşlarım. İlk fırsatta şey dolduracağız. Bir Telegram grubunda toplayacağız arkadaşlarımızı. Sınıflara ayıracağız Allah nasip ederse. Yani 3 veya 4 sınıf oluşturacağız ve eğitimlerimize başlayacağız. Biliyorsunuz bu hususta evet, bir de bilgisayar evet. programı yaptık. Kulakları çınlasın diyelim. Betül Urgancıoğlu arkadaşımız var. Değerli yazılımcımız, programcımız. Allah razı olsun. Çok güzel bir program oluşturduk arkadaşlar. Zamanı programımız üzerinden takip ediyoruz. Kendimizi program üzerinden takip ediyoruz. Keşif dediğimiz tanımlar yapıyoruz. Yani ben Yavuz Bey'le bu şekilde kavga etmişim, bunu düşünmüşüm, böyle davranmışım. Evet, bu benim eksiğimmiş diyoruz. Bunu minliyoruz, buna keşif diyoruz. Bakın bugün Yavuz Bey'le geçinemezsin, yarın Hasan'la, Hüseyin'le, Ayşe'yle, Fatma'yla. Yani ama bizim bu dünyada insanlarla geçinmeyi öğrenmemiz lazım. Bu noktada bir davranış ve anlayış, yani duygu ve düşünce tanımı yapmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra bir döngü sonra, iki döngü sonra insan fetih dediğimiz o ev konusunda doğru davranışı önü açılıyor. Lan bir bakıyorsun şimdiye kadar bütün arkadaşlarım bana düşmandı. Lan bir bakmışım her taraf arkadaş dolmuş, dost dolmuş. Yani bir şeyi öğrenmiş bir kişi ve buna da fetih diyoruz arkadaşlar. Bu bağlamda zaman ve vakit kavramlarımız var ve tabii dolu, ders içeriğimiz dolu, oldukça yoğun. 6 ayda bitirebiliriz diye öngörüyoruz ama 8 ayda sürebilir. Bu sizlerin yani kişinin idrak dediğimiz olayı kavrayabilme becerisine bağlı. Bazen 6 ay olabilir, bazen 8 ay olabilir ama biz hep buradayız. Yine bir şekilde eğitimden sonra da görüşebiliyoruz. Halen daha görüştüğümüz bir sürü arkadaşımız var inşallah. Kısaca bizim diyeceklerimiz bu kadar. Arkadaşların evet, sorusu onları, varsa birkaç tane okudum ama bazılarını görüyorum görmezden geliyorum. Hakkını helal edin arkadaşlar. Hocamın sesini kesmemiz görmemek için. İnsanın soracağı çok şey var çünkü hani kendini bilmiyor ya, hep soruyor. Çünkü kıyas yapmak istiyor hocam. Hep çünkü çocukluktan beri bize ne dediler işte. Amcanın oğlu başarılı oldu, sen olamadın, işte şu güzel çalışıyoruz. Hani bize kıyas yaptırıyorlar. Dolayısıyla evet. kendi içimizdeki cevheri bir göremiyoruz. Özbenliğimizi bulsak, içimizdeki Allah'ın bize üflediği bu ruhu bir bulsak. Bulamıyoruz. Hiçbir şey aramaya gerek yok. Zaten kendilik bilinci bize bunu öğretecek inşallah. İnşallah hocam. Teşekkür i̇nşallah. Ederiz hocam. Ağzınıza i̇nşallah. Sağlık. İnşallah. Geceniz hayır olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyelim. Aleyküm selam. Cennetten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Evet.